Efendim Osman Hatipoğlu evladımızı dinleyelim bakalım ne anlatacak acaba? Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Arafat Meydanı'nda arkamızda Cebelur Rahme ile beraberiz. Cebelur Rahme, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccını yaptığı sırada Devesi Kasva ile beraber yukarıya çıkıp 100.000'i aşkın sahabesiyle birlikte veda hutbesini verdiği yerdir. Burada Hazreti Peygamber insanlığa ders niteliğinde bir hutbe verdi. Onun yanı sıra Hazreti Peygamber orada şehadet alıyordu sahabiden. Döndü Hazreti Peygamber hutbesi biter bitmez. Ela hel bellegtu, tebliğ ettim mi? Ben size peygamberliklerin gerekliliklerini öğrettim mi diye sordu. 100.000'i aşkın sahabi sen bize tebliğ ettin ey Allah'ın peygamberi diye seslendiler. Hazreti Peygamber burada bir şehadet alıyordu. Çünkü o bunun son görüşüydü bütün sahabisini. 60 gün sonra dünyaya veda eden bir peygamberin sahabesiyle birlikte vedalaşmasıydı belki de veda haccı. Cebelur Rahme buna şahittir. Ve burası tarih kaynaklarında bazı rivayetlerde Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennetten çıkarıldıktan, tabiri caizse kovulduktan sonra buraya tekrar buluşmak için geldikleri yerdir. Selam olsun Cebelur Rahme'den hepinize. Evet, Arafat meydanı özel bir meydan hakikaten. Hac mevsiminde herkesin hac elbisesiyle yani iki ihramla üstü ve altı örten ihramla çıkıp da efendim durdukları yerdir. Akşama kadar burada dua ederler, Allah'a yalvarırlar. Güzel bir yer, özel bir yerdir. Duaların kabul olduğu bir yerdir. Onun için El-Hacu Arafat diyor Peygamberimiz. Hac Arafat'ta duruştan ibarettir. Yani bunu kaçıran kaçırmış olur. Hacı kaçırmış olur. Bunun şeyi yok. Bunun ceza ile ödenecek 50 devede keserseniz bir mana ifade etmiyor. İlla ki Arafat'ta duracaksınız. Onu kaçırdığınız gibi bir dahaki seneye bir daha gelmeniz gerekiyor.